Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar, merhabalar tekrardan. Uzun bir süre oldu, bayağıdır video çekmiyordum. Bazı özel nedenlerden dolayı ara vermek durumunda kaldım. Arkadaşlar, bu videomda sizlere USB disk, DVD ROM, CD-ROM olmadan mevcut olan Windows sisteminiz üzerinden herhangi bir USB diske ve buna benzer aygıtlara gerek kalmadan AZBCD programı ile elinizde mevcut olan herhangi bir işletim sistemi, kurtarma aracı, WinPE, live çalışan Linux işletim sistemleri, Acronis yedekleme ve benzeri ISO dosyalarını kullanarak arkadaşlar format atabilirsiniz, yedekleme yapabilirsiniz veya herhangi bir ISO dosyasını rahat bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Aslında AZBCD programının normal şartlarda kullanım amacı bunların yanı sıra işte atıyorum bir hard diskiniz var. İçerisinde iki veya üç birden fazla işletim sistemi var. Bu sistemlerin boot kayıtlarını yani sistemler bilgisayar başladıktan sonra açılırken bekleme sürelerini ya da kaybolmuş olan bir sistemin boot kaydını ekleme gibi vesaire birçok gelişmiş özellikleri var arkadaşlar. Ben AZBCD'nin kendi sitesine girdim. Hatta videonun altına da ekleyeceğim arkadaşlar. neosmart.net. Burada birçok uygulamaları var arkadaşlar bu yazılım şirketinin. İşte AZBCD'nin burada setup'ı var arkadaşlar. Ben indirip kurdum sistemimi. neosmart adında burada şeyi kısa yolu var arkadaşlar. AZBCD 2.4 şu anki versiyonu bu arkadaşlar. Siz buradan eklediğim linkten indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz ve sonraki süreçleri de videodaki gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu alta çekiyorum. AZBCD arkadaşlar açalım şu anda programı. Benim şu an işletim yani laptop bilgisayarımda iki tane işletim sistemi kurulu. Biri Windows 10, diğeri Arch Linux yani Linux işletim sistemi. Bunu tabii ki bunu anlatmayacağım. Bundaki amaç sadece USB ve DVD, CD aygıtları olmadan belki elinde arızalıdır port girişi, USB girişi ya da DVD writer sorunudur. Bu şekilde bir kurulum yapmak gerekebilir. Bu uygulamayla işte arkadaşlar devreye giriyor. Yapabiliyoruz arkadaşlar. Edit Boot Menu. Benim kullanılan sistemlerim burada arkadaşlar. Windows 10. Diğeri grup 2'ye bağlı olduğu için şu an burada görünmüyor. Ben eklemedim. Evet arkadaşlar. Aşağı inelim. Add New Entry diyoruz arkadaşlar. Buraya girdik. Eğer arkadaşlar Windows kuracaksak eğer arkadaşlar buradan ISO dosyasını seçiyoruz. Buradan da arkadaşlar yalnız burada ince bir detayı ben söylemeyi unuttum. Windows'unuz üzerinden arkadaşlar bu ISO dosyalarını copy paste etmek için bir disk alanı ayırmak gerekiyor. Bu disk alanı için arkadaşlar C diskinizden ISO boyutlarına göre ne kadar kullanacaksanız 5, işte 8, 10 disk yönetimine girip arkadaşlar kendinize küçültme yoluyla arkadaşlar sharing volume diyelim. Sallıyorum ben şimdi işte 10 GB diyelim ki buradan küçülteceğim. 10.000 yapıyorum arkadaşlar. Ben de sistem İngilizce küçültme yoluyla siz isterseniz sağ tıklayıp 10.000 ayırdığımız zaman buraya zaten düşer şimdi. Bunu bağladığımız zaman yeni bir disk oluşturduğumuz zaman 10.000 yaptık. Bakalım. Sürücü harfi veriyor burada. Buraya işte yazarsanız işte sistemler diyelim. Sistemler yanlış yaptık. R'si eksik kaldı. Sistemler diyelim. Ya da OS diyelim, Operation System. ISO. Böyle yapalım. Finish yaptım. Bakalım şimdi arkadaşlar. Evet, gördüğümüz gibi arkadaşlar burada bir disk oluştu. Sağ tıklayıp bakalım. Evet, gördüğümüz gibi arkadaşlar. OS ISO. Bu disk alanı arkadaşlar, ISO dosyalarımızı kopyalıyoruz. Bunlar kısa yol arkadaşlar, ben deneme amaçlı gösteriyorum. Past ediyoruz. Burada işimiz bitiyor arkadaşlar. Yani bu işlemleri yapmadan evvel mutlaka tekrar edecek olursak bilgisayar simgesine tıklayıp Manage yönet kısmından
Açılan bölümden, sayfadan disk management, yani disk yönetimine giriyoruz. C diskimizde artık duruma göre, belki elinizde D diski de vardır. Disk alanlarını, önemli olan burada bir disk alanı oluşturmak arkadaşlar. Küçültme yoluyla, o küçülttükten sonra kendimizi şey yapıyoruz, disk alanı oluşturuyoruz. Buradan bunu silin. Mesela 5 GB yapacaksanız 5000 yapın bunu. 10 GB yapacaksanız isterseniz 10.000 yapın arkadaşlar. Durum buraya kadar böyle arkadaşlar. Ben şimdilik bunu iptal ediyorum. Late volume diyorum. Eski haline geri alıyorum arkadaşlar. Göstermek amaçlıydı sadece. Finish diyorum. Şu an normal oldu arkadaşlar. Bunları kopyaladık. Ayırdığımız diske yapıştırdık. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar Windows, diyelim ki ne kuracaksınız? Windows 10. Buradan ayırdığımız disk alanı hangisi ise eğer burada o ISO dosyalarımızda copy paste yapmıştık zaten. Buradan patch diyoruz. Böyle patch dedikten sonra bak burada görüyorsunuz arkadaşlar ISO dosyası olarak ibare görünüyor. Yani diskimizi seçiyoruz. O ISO kopyaladığımız ISO dosyasını gösteriyoruz arkadaşlar. Yani ben de şu anda tabii ben gösterme amaçlı yapıyorum bunu. Windows 10 diyelim. Bunu open diyorum. Buradan ISO dosyasını gösterip ondan sonra burada run from disk diyor gördüğümüz gibi. Buradan bot kaydını enter buraya yani ekliyoruz arkadaşlar bu artı simgesinden. Daha sonra buraya zaten görüyor. Görünüyor arkadaşlar. Göründüğü zaman da zaten Windows 10 mesela diyelim kurulum. Windows yeniden başlatırken arkadaşlar Windows 10 kurulum olarak hem ISO dosyasını otomatik olarak seçtiğinizde başlatacak arkadaşlar. Burada bize ne faydası var? Yani elimizde USB ve DVD aygıtlarımızın çalışmadığı durumlarda bu işlemi yapabiliyoruz arkadaşlar. İkinci bir özellik de diyelim ki Windows'unuz kurulu ama ben işte arada bir yedekleme alayım. Acronis True Image Home'u kullanayım. Bu multi bootable olan ISO dosyası zaten arkadaşlar programı değil Acronis'in. Sisteminizi diyelim ki kurdunuz. Sadece yedekleme yapacaksınız. Yine aynı işlemleri yaparak bu ISO dosyasını atarak şey yapabilirsiniz. Ya da herhangi bir sistemi denemek istiyorsunuz. Özellikle Linux ve işletim sistemleri ya da bir Android olabilir. Ondan sonra arkadaşlar buradan şey yapıyoruz. Yine Windows Linux sekmesine geçiyoruz arkadaşlar. Buradan yine aynı şekilde işte Linux kurulumu yazıyoruz. Kurulumu. Veya Acronis işte yedekleme. Buradan yine disk bölümünü seçtik. Buradan artı işaretini işaretliyoruz. Ondan sonra buradaki boot kaydını ekliyor arkadaşlar. Otomatik olarak Acronis yedekleme aracı başlıyor arkadaşlar. WinP arkadaşlar. WinP olayında da live çalışan şeyler var. Sistemler var bilirsiniz. Yani Windows XP'den tutun Vista 7, 8, 8, 1, 10. Bu işletim sistemlerinin canlı çalışanları yani kurulum gerektirmeden direkt bir Windows sistem çökmelerinde ve bu gibi durumlarda bu boot kaydını eklediğinizde bir ikinci sistem olarak başladığı zaman sisteminizden dosya kurtarma gibi işlemleri yapmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada Mac OS'e de destek veriyor arkadaşlar. Mac işletim sistemine. Dolayısıyla ben denemedim ama yani Windows işte Windows'un mesela burada ISO dosyasından başlamasından çok eğer ki Windows'unuzda başlarken bekleme süresi çok yüksekse buradan kendiniz ekleyip arkadaşlar bot menüsünü buradan saniyesini bu 10 saniye yani arkadaşlar 10 saniye bekletiyorsa bunu 3 yapın arkadaşlar sonra save yapın. Ama bizim buradaki video anlatımımızdaki amaç arkadaşlar ISO dosyalarından arkadaşlar VHD yapılanmaları var bir de. Bu VHD yapılanmaları da yine mantık aynı sayılır. Ayırdığınız olan VHD paketlerini de özür dilerim arkadaşlar. Ayrılmış olan disk diyelim ki bu içine atıp buradan patch'ten gösterebilirsiniz arkadaşlar VHD paketlerini.
VHDX IMG de yazıyor arkadaşlar. Bu da işinize yarayacaktır. Ama özellikle ISO dosyaları için ISO sekmesini geçip buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Linux, bu sadece arkadaşlar Windows ve Linux'un boot kayıtları ile ilgili arkadaşlar. Boot kayıtları genelde grup 2 oluyor yani Linux'lerde. Eğer ki benim şu anda kurulu mesela Linux'um, burada görünüyor zaten. Diyelim ki Linux'um açılmıyor, kurulu mevcut olan ikinci partisyona. Bunu Linux'u seçiyorum. Ekledikten sonra arkadaşlar, diyelim ki şimdi ben ekleyeyim. Buraya edit menüye gelelim. Şu an eklendi arkadaşlar. Bunu kendim adlandırabilirim. Yani neyse dağıtımın ismi. Diyelim ki Ubuntu Linux. Enter'ladım. Açılışta arkadaşlar bu şey yapıyor, gösteriyor size. Açık burada 3 saniye bekleme süresi var ama bunu o zaman 6 saniye veya işte 10 saniye yaparsanız daha iyi olacaktır. Ben sadece göstermek amacıyla bunu size ekledim. Şimdi siliyorum. Burada Add New Enter yapıp ISO dosyalarımızı, tabii ki disk bölümleme işlemlerini yaptık. ISO dosyalarını kopya yapıp diske, buradaki diske atıyoruz arkadaşlar. Kendimiz bilgisayara giriyoruz. Diskin içine atıyoruz. Attıktan sonra buradan ISO dosyalarını göstererek adlarını ekliyoruz. Artıya basıyoruz. Zaten buraya mevcut kurulu Windows'unuzun hemen altına ekleyecektir. Açılışta da arkadaşlar hangi sistemi kurmak istiyorsunuz ya da hangi Linux işletim sistemini kurmadan denemek istiyorsunuz ya da ne bileyim mevcut sisteminiz kurulu akronisiyle yedek almak istiyorsunuz. Bu işlemler için arkadaşlar gerçekten bulunmaz bir kaptan bir program. Biçilmiş bir kaptan bir program. Tavsiye ediyorum. RPC'de bulunması gereken bir uygulama. Bu USB aygıtlar, DVD sürücüler vesaire sorunlu olduğu durumlarda, yetmediği durumlarda vesaire, hatta gigabaytı büyük boyutlarda olan ISO dosyalarını atıyorum. Diyelim ki 5 tane sistem var, I/O sistem. Bu sistem boyutu, ISO dosyası 10 GB. USB diskinizde de yer yok. Bu yöntemle bunu kurabilirsiniz arkadaşlar. AZBCD kullanarak arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuş arkadaşlar. Ben bunu yaklaşık bir hafta 10 gündür anlatmayı düşünüyordum. Biraz rahatsızlandım arkadaşlar. İşlerim vardı. Fırsat bulamadım. Kısmet bugüneymiş. Ben pardon arkadaşlar, biraz kahvemi yudumlayayım. Bu arada kahveyi çok severim. Böyle bilgisayar başındayken yapıp içiyoruz dışarıda. Havalar da soğuk. Aman üşütmeyin, dikkat edin kendinize. Evet arkadaşlar, AZBCD'nin gelişmiş özelliklerinden ve ufacık bir program neler yapıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bunu kurduktan sonra linkini vereceğim zaten, burada ekli. AZBCD'yi indirip kurup arkadaşlar Add New Entry, bu ISO dosyalarınızı için disk alanı ayırın. Daha sonra ISO'ları tek tek gösterin arkadaşlar. Boot, edit boot menüye eklendiği zaman buradan sıralı bir şekilde adlarını bu rename'den değiştirebilirsiniz. Hatta bu program Türkçe de oluyor arkadaşlar. Select language. Buradan kendiniz Türkçeyi seçersiniz. Ben İngilizce kullanıyorum sistemi de. Benim için fark etmiyor. Artık alıştık yani. Uzun zamandır, yıllardır kullanıyoruz. Hiç fark etmiyor. İşlevi bu şekilde arkadaşlar. AZBCD programına. Farklı şeyler olursa da sistemle ilgili birçok özelliği burada var. Tabii ki kurcalamak lazım. Ama büyük oranda yaptığı işlevlere baktığımız zaman, yani gerçekten kullanıcının işlerini rahatlatan bir program işlemlerini. Dolayısıyla ben tavsiye ediyorum. Herkes kursun diyebilirim. Ben Windows 10'a kurdum. 7'ye işte hangi sistemi kullanıyorsanız 8.1 olur, 8 olur. Windows işte Vista olur vesaire. Kurup bu programla arkadaşlar her türlü çalıştırabilirsiniz ISO dosyalarınızı arkadaşlar. Evet, şimdilik arkadaşlar bu kadar anlatacaklarım. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Saygılarımla.